Arkadaşlar merhaba. Konumuz utanmanın onurlandırılması. Ne demek? Biraz onu anlatacağım. E, utan utanç duygusu çünkü çoğumuzun içinde var olan bir duygu. E, ve çoğumuzun da bastırdığı bir duygu. Şuradan başlayayım isterseniz. Şimdi birisi bana bir hata yaptı diyelim ki. Benim canımı sıktı, beni üzdü. Ben bu e, yaptığı şeyi o kişiye söylerim. Derim ki bak hani böyle böyle bir şey oldu. E, bu, bu hani benim canımı sıktı. Bunu söylerim ve o insanın yüzüne bakarım bunu anlatırken. Ya lafı nerede keseceğimi anlamak için. Eğer o kişinin yüzünde, gözlerinde, hani yüzünde bir kızarma varsa ben bunu gördüysem, içinde hissettiği utancı gördüysem, yani utandığını ve hani ne diyeceğini bilemediğini gördüysem, çok fazla üstüne gitmem. Orada hemen kendimi geri çekerim. Ama ben daha anlatırken kişi benim sözümü kesip ya bir dakika ama hayır sen yanlış anlamışsın ya öyle değil ki o filan diye böyle savunmaya geçip hatta bazen de beni suçlar duruma geçtiyse ha ben belki bir kere daha söylerim iki kere daha söylerim ama yani çok da fazla uzatmam ben o işi. Demek ki yani bundan bunun bir utanması arlanması yok. Çünkü biz şöyle öğrendik hani bir şey insan olana bir kere söylenir. Yani bir kere bir kere iki sürekli zaten söylenmez. E, fakat sıkıntı şurada oluyor arkadaşlar. E, Kişiler niye böyle yapıyorlar? Niye herkes tereyağı neydi zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor biliyor musunuz? Çünkü eğer kişi e, oradaki mahcubiyetini belli ederse ezikliğini belli ederse bizler onun üstüne daha fazla gidiyoruz. Dikkat edin, yani yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Şimdi dürüstçe soruyorum size. Mahcubiyetini, ezikliğini gördüğünüz insanın üstüne üstüne gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Gidiyor olma ihtimaliniz yüksek. Çünkü bir insanın sadece bir konuda yaptığı bir hata konusunda mahcup olması, utanması bizi kesmiyor. Biz o sırada çok öfkeliyiz. Çünkü haksızlığa maruz kalmışız, hakkımız yenmiş, canımız sıkılmış, çok hassas olduğumuz bir konuda defalarca söylediğimiz bir konuda mağdur edilmişiz. O kişinin utanması ya da özür dilemesi ya da alttan alması. Bizi sakinleştirmiyor çünkü. Bir noktadan sonra amacımız üzüm yemek değil dövmek oluyor. Bir noktadan sonra hani biz içimizi ha baktık o kişi de böyle alttan aldı, müsait, utandı yaptığında aslında onun üstüne daha fazla gidiyoruz. Dürüst olalım, kabul edelim. O yüzden de bizim ülkemizde demeyeyim yani çoğu yerde var aslında bu tabii bizim ülkemize özgü bir şey değil de insanlar yaptıklarından utansalar bile genelde bu duyguyu belli etmiyorlar bu duyguyu belli etmiyorlar. Haklılar da. Belki ben de etmiyorumdur. Hata da yaptığımda alttan almıyorum. Çünkü biliyorum ki alttan aldığımda daha çok tepeme binecek. İçindeki öfkeyi kusacak bana daha çok kusacak. Öyle olacak. Bunu biliyoruz. O yüzden biz bir yerden başlayalım. Utanan birini gördüğümüzde sakinleşmesek bile ee, susalım. Şöyle cümleler sarf etmeyelim. Nedir mesela? Aa sen de özür diliyorsun diliyorsun ama hiç hep aynı. Senin özrün benim için hiçbir anlamı yok. İstediğin kadar özür dile. Aynısını yaptıktan sonra ha bak şimdi surata bak tipe bak. Böyle bir ifadeler ağlamaklı. Daha çok sinirimi bozuyorsun ya sen beni böyle yaptığın zaman. Yani sanki bilerek yapıp böyle cümleler de söylediğimiz oluyordur. Söylüyor musunuz, söylemiyor musunuz? Bakın dürüstçe soruyorum. Böyle bir şey yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Biz böyle 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 insanları utanmaz, arlanmaz yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızla olan ilişkimizde de buna çok dikkat etmemiz lazım. Ee, çünkü e, çocuklar da sürekli suç üzerlerine almıyorlarsa, sorumluluk almıyorlarsa, hep başkasını suçluyorlarsa e, yani suçu üstüne aldığında anne hız kesmiyorsa çocuk ne yapacak? Sonuna kadar inkar edecek. Son anda bunu bir kişilik özelliği olarak algılayıp her hata yaptığında inkar edecek. İnkar edecek, inkar edecek. Ha, ben de olsam ben de inkar ederim. Ama neden inkar ediyor onun cevabına dönüp kendimizde bir aramamız lazım. Ben bir yerde utanan insan gördüğümde e, bunun rol olduğunu, poz olduğunu pek düşünmem. Çünkü bunun bir pozu olmaz bence. Utanç duygusunu başka duygularla karıştırmamamız lazım. Utanıyor, sıkılıyor, hep yapıyor, hep yapıyor. Ya arkadaşlar böyle bu da çirkin bir şey. Yani elinden gelen o kadardır. Bu kadar yapabiliyordur, becerisi o kadardır. Yani çünkü herkes daha iyisini yapabiliyor olsa yapar. Hiç kimsenin amacı sizi temel olarak üzmek, sıkıntıya sokmak değildir. Ama ben onu 100 kere söyledim. İki yüz kere de söyleseniz bir şey olmuyorsa olmuyordur ama yapabilir. E yapamıyor demek ki. Ya çok da bence takılmamak lazım buna. Utanan bir insan gördüğümüzde özellikle çocuğumuzun yaptığını utandığını gördüğümüzde cezayı lütfen kaldırın. Eğer ceza verdiyseniz o cezayı da kaldırın. Ha Diyeceksiniz ki bu hep böyle artık ceza almadığını görünce daha 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 tepeme biniyor. Hayır arkadaşlar ya. Yani e, insanların hata yapmasını engellemenin yolu e, bütün öfkemizi e, kusmak değil. E, kuralları e, daha net koymak ya da sınırlarımızı daha net çizmek. E, bununla ilgili e, çok anlattım Instagram'da. Öne çıkan hikayelerde çok bahsettim biliyorsunuz. E, dinleyin. Buralara burası YouTube şu an bunu YouTube'a yükliyorum videoyu. Burada da anlatacağım inşallah. Bakacaksınız. Öyle konumuz buydu. Utanç konusu anlat anlat bitmez. Daha çok konuşacağız inşallah. Bu konuyla ilgili soru var. Teker teker sıradan cevaplıyorum sorularınızı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.